Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, MMO iniş takımları üzerine alındı. Değerli izleyenler, Milli Muharip Uçak'ın üretilen ilk prototipi iniş takımlarının üzerine alındı, uçağın ön ve ana iniş takımlarının montajının tamamlandığını görüldü, ayrıca Milli Muharip Uçak'ın taşıyacağı mühimmatlar da görüntülendi. Ceyhan'dan MUM'un elektrojoptik hedefleme sistemi ile kızılötesi arama ve takip sistemi yerleri net bir şekilde görülebiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, AyırTürk Haber tarafından edinilen bilgiye göre MUM'un montaj faaliyetleri devam eden ilk prototipi iniş takımlarının üzerine alındı. 8 Aralık 2022 tarihinde TUSAŞ CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda 2 tane milli muharip uçak üreteceğiz, yılda 24 tane yapıyor, ihtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli Muharip Uçağın iniş takımları geldi, bu ayın 20'si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak, ifadelerinde bulunmuştu. Türk savunma sanayinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipi, geçtiğimiz günlerde nihai montaj hattına alınmıştı. Uçak, Mart 2023'te hangardan çıkış yapacak, TUSAŞ tarafından 3 adet MMO Block 0 ve 1 adet de MMO Block I prototipinin üretileceği biliniyor. 2026 sonuna kadar 3 adet MMO Block 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMO Block I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMO Block I AK'nin Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçak'ın nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030'lu yılların ilk yarısında MMO için IOC, FOC ilan edecek.